Antalya'nın Finike ilçesinde 3 yıl önce fırtına sonucu batan plastik tubalardan oluşan havuz, gönüllü dalgıçların 15 günlük çalışması sonucu parçalar halinde karaya çıkartıldı. 12 ton ağırlığında duba ve demir zincirler vinç ve vinç yardımıyla karaya çıkartılırken denizin dibinde oluşturdukları kirlilik ise su altı kamerasına yansıdı. Antalya'nın Finike ilçesi Radyofar koyunun içinde 3 yıl önce fırtına sonucu plastik tubalardan oluşan havuz bütün parçalar halinde koyun içine batmıştı. Dalgıç Fevzi Biçer ve gönüllü dalgıçların 15 günlük çalışmalarının sonucu içi kum dolmuş 12 ton plastik tuba, parçalar ve demir zincirler vinç ekipmanına sahip tekne yardımıyla çıkartıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren dalgıç Fevzi Biçer, Radyo Far koyunun Türkiye'nin 10 güzel koyundan biri olduğuna dikkat çekti. Radyo Far koyundaki su altı çalışması, temizleme çalışması başarıyla sonuçlanmıştır. Sayın Kaymakam Bey'e, Sayın Belediye Başkanımıza ve diğer yetkililerimize, Sahil Güvenlik Komutanımıza geldikleri için çok teşekkür ederim. Radyo Far koyundaki temizlik çalışmalarına Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karakaya ve Sahil Güvenlik 914 Bot Komutanı Melih Başaran da katıldı.